Ya arkadaş siz nasıl insanlarsınız ya? Dindar olup olmamanız kimseyi ilgilendirmiyor. Kimsenin de umurunda değil. Her koyun kendi bacağında nasılacak? Kimin ne olduğunda Allah'tan başka kimse bilemez ama ne yaptığınız ve ne konuştuğunuz toplum nazarında sizin nasıl bir insan olduğunuzu gösterir. Artı eğer alay ettiğiniz bir inanç şekli ise e kusura bakma Allah nazarında da nasıl bir Kul cool olduğunuzun da göstergesidir. Hakimden mi söz ediyorum? Gazeteci Ayşenur Arslan programına CHP milletvekili Atilla Serteri davet ediyor. Bu programda, bu programda İslam dininin gerekleriyle bir şekilde dalga geçiyorlar. Sözüm ona, dindar insanları eleştirecekler, onlarla dalga geçecekler ama kalkıp caminin içinde tespih çekme olayında. Bunlar kesin tespih çekerken dolar mark, dolar mark çeker diyor Atilla Sertel. Ayşegül Aslan da gülüyor ay Allah iyiliğini versin diyor. Arada da altın altın diyorlardır diyor. Siz ne kadar hadsizsiniz. Muhalefet olmak demek bir inanç sistemi üzerinden, bir inanç üzerinden hiç önemli değil. İster Müslüman olsun ister Hristiyan biz kilisenin üzerinde göbek atanları nasıl eleştirdikse Aynı şekilde her inanca saygı duymak zorundasınız. Siz muhalefet yapacaksınız diye insanların inanç sistemi üzerinden kalkıp bir dini orada bu şekilde bir yoruma dahil edemezsiniz. Eğer ediyorsanız bu sizin ne kadar insan olduğunuzun veya olmadığınızın bir göstergesidir. Ayıp yahu, edep yahu. Aynı Ayşegül Arslan daha önce de zaten dindarlığın fakir insanların ahiret için bir yatırım olduğunu hani dindar olmanın fakirler için ahiret için bir yatırım olduğunu ifade eden sözler kullanmıştı. İlk defa böyle şeylerle de karşılaşmıyoruz. Cami minaresinden çabella çabella çalındığında tepki göstermeyenleri de biliyoruz. Evet bir CHP milletvekili, bir muhalefet partisi, Müslüman bir ülkede, çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede kalkıp böyle bir şey yapıyor ve bunlar iktidara talip oluyorlar. Siz saygısızsınız, siz hadsizsiniz, siz kendinizi bilmezsiniz. Siz nasıl insanlarsınız? Evet kimin ne olduğunu Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ama şu söylemlerinizle toplum nazarında sizin hadsiz ve saygısız olduğunuzu hepimiz söyleyebiliriz. Siz burada muhafazakar camiayı eleştirirken kalkıp da yüce dinin, kutsal İslam dininin tesbihinle namazdan sonra çekilen bir ibadetiyle veya bir ritüeliyle kalkıp bunu dalgasını geçiyorsanız bunu eleştireceğim diye bu şekilde yorumluyorsanız Kusura bakmayın. Hiçbir inanış bunu kabul etmez. Bütün inanışlar böyle bir durumu reddeder. Yazıklar olsun. Muhalefet yapacaksınız diye bu kadar mı küçülmeniz lazım? İnsan sorsak hepiniz bizden dindarsınız. Size ben şimdi Müslüman değilsiniz, dinden çıktınız, imansızsınız diyemem. Ama Dinin de bir gerekleri var. Çok merak ediyorum Sayın Atilla Sertel ve Ayşenur Arslan'a buradan sesleniyorum. Siz hangi dine inanıyorsunuz? Hangi dine inanıyorsunuz? Eğer siz İslam dinine inanıyorsanız şu anda yaptığınızla çok büyük bir günaha girdiniz. Böyle bir eleştiri şekli yok. Böyle bir yorumlama şekli insanın kendi dinine bu şekilde, bu şekilde kendi dinini bir eleştirin içine koyma şekli yok İslam'da. Çok merak ediyorum. Gerçekten Müslümansanız gidin tövbe edin. Ama yok ateistseniz saygılı olun, haddinizi bilin. Yazıklar olsun size. Elinize fırsat geçse bu ülkede ezanı zaten ortadan kaldırırsınız ama Müslümanların Müslümanım demeye korkacağı bir ortam yaratacaksınız. Bakın açığı kapalısı. Herkes bu ülkede hep birlikte yaşıyor. Açık, kapalı, iman insanın kalbinde, yüreğinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? İnsanların kutsalını pis muhalefet sevdanıza ortak ediyorsunuz. İnançlı insanlara seslenmek, onların inançlarını sahiplenip, onların inançlarını rahatça yaşayacakları bir ortamı vaat etmek, siyasilerin sorumluluğudur. Bu sizin de sorumluluğunuz. Size oy veren insanlara karşı da sorumluluğunuz. AK Parti'nin de MHP'nin de bütün siyasi partilerin inançlı insanlara vaatleri olmalıdır. Çünkü insanlar yaşadıkları ülkede özgür olmak isterler. Ama sizin yaptığınız bilinçaltınızda zaten haz etmediğiniz o dindarlığı sözüm ona eleştirirken bir dinin kutsalını kalkıp bir alay malzemesinin içine ortak ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Kimse aptal değil. Kimse salak değil. Bu milletin aklıyla dalga geçmeyin. Ruhuyla dalga geçmeye kalkmayın. Sizin yaptığınız hadsizlik ve saygısızlıktır. Bu ülkenin Müslümanlarına bir özür borçlusunuz. Biz daha dün kilisenin üzerinde göbek atanları kınayıp hakkında kanuni işlemler yapılması için gereğini yaptık. Bugün sizin yaptığınız o kilisenin üzerinde göbek atanlardan hiç farkı yok. Siz de şu anda cami duvarlarının üstünde dalga geçmiş oldunuz. Adeta Yazıklar olsun. Bir Müslüman olarak bir insan olarak dedim ya kimse kimsenin istediğine inanmak zorunda değil. İstediği gibi giyinmiyor. Zaten ülkede ya çıplaklık almış başını gitmiş. Sizler neden korkuyorsunuz anlamadım. Daha ne kadar insanlar rahat olabilir ne kadar açılabilir. Şurada ailelerin oturduğu sitede oturuyorum havuza gidemiyorum tangalı kadınlardan. Daha ne kadar bu normal halk biz magazin dünyasını eleştiriyoruz. Normal halk böyle hala özgür değiliz özgür değiliz. Nasıl özgür değilsiniz ya? Daha neyin özgürlüğünü istiyorsunuz? Amerika'da uçaktan indirilen bindirilmeyen müstehcen giyindi diye indirilmeyen kadını hiç söz etmiyorsunuz. Ama kalkıp tesettürle tacize uğrayan kadınları da söz etmiyorsunuz. Niye görmek istemiyorsunuz? Bırakın ya. Gelişmişlik demek bunları aşmak demektir. Siz yobazsınız, geri kalmışsınız. Bunları aşın artık. Gelişmiş toplumlarda kıyafetine ona buna bakılmaz. Sınırlara bakılır, uçlara bakılır. Ama siz geri kalmışsınız. Asıl geri kalmış sizsiniz. Evet. Ya bırakın ya. Uğraşmakla bırakın insanların dinlerinden ne istiyorsunuz? İnsanların inanışlarından ne istiyorsunuz? Siz de Müslümansınız sorsak böyle bir Müslümanlık mı olur? Herkes Allah'a inanıyor ama kimse Allah'a Allah'ı tanımıyor, dinini tanımıyor. Böyle bir inanç şekli mi olur? Allah'ın Kur'an'ı var, kitabı var. Evet, layık bir ülkede yaşıyoruz. Cumhuriyetle yönetiliyoruz. Ama bu ülke dini, bu sistem dini reddetmiyor. Siz dini reddediyorsunuz. Bu bakış açısı gerçekten insanları dışlayan, ne dediğini bilmeyen bakış açısı dini reddetmek gibi bir şeydir. Sığınmışsınız Atatürk'ün arkasına, Atatürk'ü de rahat bırakın ya. Atatürk bir 10 sene daha yaşasaydı zaten bunların hiçbiri olmazdı. Böyle bir düşünce olmazdı. Adamın ömrü vefa etmedi. Siz kendiliğinizce kendiniz bir Atatürk oluşturmuşsunuz. Atatürk'ün dili yok. Tabi adam ahirete intikal etmiş. Mustafa Kemal Atatürk konuşamıyor, kendini savunamıyor. Siz kendiliğinizce bir şeyler yapıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Evet, gerçekten çok iğrelti bir konuşmaydı. Bir de pişkin pişkin gülerek konuşuyorlardı ya. Allah'ım yani sen... Bu tiplere fırsat verme diyorsun. Başka da bir şey söylemiyorsun. Yani biz de ne diyelim şimdi CHP'liler camiye gittiğinde hiç mi CHP'li camiye gitmiyor? Hiç mi bir CHP'li camiye gitmiyor? Bir sürü var benim arkadaşım CHP'ye oy verip camiye giden, hacı olan. Onlar da ne yapıyor? Alkol, 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 alkol mi çekiyor diyelim? Böyle bir densizlik, böyle bir hadsizlik olabilir mi ya? Olabilir mi? İnsanları böyle ayrıştırıyorsunuz, insanların ha git muhalefeti dibine kadar eleştir ama dini buraya katma. Bak şunu bile diyorsunuz, e, iktidar dini e, kullanıyor. E, bu da bir eleştiridir, bunu da kabul ederim. Bu da bir muhalefettir. Ama kalkıp sen bir İslam dininin camiye giden insanların içini nereden biliyorsun? Ha sana geldiği zaman en iyisini Allah bilir, Allah'la kulun arasına girilmez. Ama karşı tarafa geldiği zaman o onlar böyle 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 yapıyorlardır. Ayıp. Ne milletvekilliğine yakışır, ne gazeteciliğe yakışır, ne kadınlığa, ne erkekliğe, ne insanlığa, insan olma olgusuna yakışmayacak bir şey. Hele ki siyasi bir figürün bunu söylemesi gerçekten, gerçekten büyük bir ayıp ve o parti adına büyük bir acı. Ayşenur Arslan'ı geçtim. Zaten o böyle ağzına geleni söylüyor. Onun bütün gaflarını yayınlıyoruz. O da onu orada alkış tutuyor. Evet, sonuç ne? Lütfen kendinize gelin siz de. İnançlarınıza, değerlerinize sahip çıkın. Bak, milletin eline fırsat geçse kalkıp oynayacaklar. Tekrar söylüyorum. Kilise kapısının üstünde Göbek atanlar nasıl oraya saygısızlık yapmışsa Ayşenur Aslan'la CHP milletvekili Atilla Sertar da aynı saygısızlığı İslam dinine yapmıştır. İnsanları rahat bırakın. Her dinin iyisi de var, kötü. Her dinin demiyorum, pardon. Her dine inanan çünkü din kötü değildir. İslam kötü değildir ama onun içinde kötü niyetli insanlar olabilir ama sen insanları camiye giden ibadet insan ibadet eden insanları kalkıp bu sıfata koyuyorsan aha bu olmaz. İşte bu olmaz. Burada karşı duruyoruz. Herkes haddini bilecek. Burası muz cumhuriyeti değil ya. Burası bir ülke. Demokrasi var. Kiliseler de açık, camiler de açık. Evet. Netice itibariyle inançlarınıza, değerlerinize sahip çıkın. Yoksa bak pusuda bekliyorlar.